Herkese merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bizler çok şükür Allah'a iyiyiz. Bugün böyle yağmurlu bir güne uyanmıştık aslında. Sabah uyandığımızda geceden yağmur yağmış. Ben hiç duymamıştım yağmuru. Yerler her yer ıslak ve çok güzel bir toprak kokusu vardı her ortalıkta. Böyle bir güne uyanmıştık ama sonra bayağı bir öğleden sonraya kadar hava kapalıydı. Sürekli bir yerlerden gök gürültüsü geliyordu. İşte yağmur ha yağdı yağacak, ha yağdı yağacak derken şey olmadı. Yağmadı. Maalesef. Çok istedim yağmasını ama yağmadı. Sağlık olsun. Gece yağmış, en azından ortalığın tozu, toprağı, pisi gitmiş. Ağaçlar için çok çok düşünüyordum ben. Bu bizim yan taraftaki parktaki ağaçların çok suya ihtiyacı vardı. Keşke Allah'ım diyordum, bir yağmur yağsa da şu ağaçlar suya doysa diyordum. Gece yağmış. Pencereler çift cam olduğu için duymamışım. Ama ne kadar yağdı bilmiyorum. Yerler bayağı bir ıslaktı. İnşallah ağaçların ihtiyacı olduğu kadar suyu almışlardı. Hemen evimizin önünde şurada bir ağaç çok kuruyor artık, kupkuru oluyor. Keşke diyorum parkta kafeterya var. Kafeteryayı işletenler bir hortum su koysalar dibine ağacın. O da gerçi ötekiler şey, o ağacın ne olduğunu bilmiyorum. Diğerleri avokado ağacı var. Çamlar falan var işte. Yani suya ihtiyacı var hepsinin. En azından ağaçların tozu gitti. Tozdan da ben biraz muzdarip oluyorum. Bu evimde çok toz oluyor maalesef. Çünkü çok pencere var. Alt katta var. Yani burada iki pencere var. Ve pencereler öyle küçük değil. Büyük büyük pencerelerimiz. Üst kat zaten boydan boya hep pencere yani. Dur aşkım. Dur kız oğlum. O yüzden tozdan biraz muzdarip oluyorum. Havalar biraz serinlemeye başladığı için ben de artık pencereleri biraz kapatmaya başladım. Üst katı falan kapatıyorum artık. Çünkü artık tozla baş edemiyorum gerçekten. İyi olmuş yani. Yağmur beni sevindirdi. Beni mutlu etti her açıdan. Hem ağaçlar suya doydular biraz en azından. Hem de biraz ağaçların tozu gitti. Rüzgar estikçe o ağaçların tozu bizim eve doğru geliyor. En azından bir nebze de olsa oradan şey olduk. Bugün sizlere güzel bir salata tarifiyle geldim. Nohut salatası. Instagram'da geziyordum ben dün akşam. Böyle yemek tarifleri falan oydu buydu bir şeylere bakarken güzel bir nohut salatası gördüm. Çok görüntü çok şahane, çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Dur annem yavaş. Ben de yapmaya karar verdim. Bugün nohut haşladım. Hem bu nohut salatasını öğlene atıştırmalık olarak yapacağım. Akşama da humus yapacağım. O yüzden bayağı bir biraz nohut haşladım. Yarısını humus yapacağım. Bir kısmını salata yapacağım. Eğer artarsa da difrize koyarım. Haşlanmış olarak kaldırırım. Dur annem dur. Kurban olurum dur. Dur kurban benim. Böyle Instagram'daki tarif nasıldı? Haşlanmış nohut. Kuru soğan bir tane jülyen doğranmış, közlenmiş kırmızı biber ve yeşil biber, maydanoz, nane, işte yağ, ekşi veya limon ve pul biber, özellikle pul biber vardı. Çok hoşuma gitti ama bende şu an közlenmiş biber yok. Ben de ne yapacağım? Normal yeşil biber var. Bir tane yeşil biber doğrarım. Marolum var. Öyle düşündüm yani, marol doğrarım. Elimdeki imkanlarla bir salata yapacağım. Bakalım, inşallah siz de beğenirsiniz. Yakup. Hıh diye ağzını yiyor. Ne yapıyorsun aşkım sen? Üstümdeki bluzu da çıkarttırdı bana. Sıcakladı herhalde. Uzun kollu bluz giydirmiştim ben sabah ona. Herhalde sıcakladı. Ben de çıkardım bluzunu. Birazcık dedim rahatlasın, sonra geri giydiririm. Uy. Ne yapıyorsun sen? Oyuncaklarınla mı oynuyorsun anne? Güzel kuzum benim. Ben seni yerim, yerim, yerim. Noy 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 noy. Oy noy noy noy. Arkadaşlar da bakayım. Merhaba arkadaşlar da. Arkadaşlar. Hmm.
Ya benim nedir bu kuşlardan çektiğim ya? Şuna bakın. Dallara bakın, görüyor musunuz? Dalların sapları kalmış, kendisi yok. Kuşlar ne hale getirdi çiçeklerimi ya. Tüh. Bu buz çiçeğini çok seviyorum ben. Çok güzel açıyor. Bu böyle coşuyor aslında ama buradaki kuşlar sağ olsun bana çiçek büyüttürmeyecekler burada. Bir çiçek şey yapamayacağım yani. Şu Fransız şurada vardı. Bakın şu pencerede orada bir tane çiçeğim vardı. Ben öbür evden getirdiğimde coşmuş bir şekildeydi. Çok güzel canlanmıştı. Buraya getirdim. 2-3 günde kuşlar mahvettiler. Burada çok kuş var parkta. Kuşlar mahvettiler çiçeklerimi. Ben de o çiçeği de şeye götür çıkardım. Terasa çıkardım. Işık alan bir yere koydum. İnşallah kurtarır kendini. Hala canlı derste misiniz? Görüntü. Görüntülü mü? Yok. Ha. İyi o zaman. Hadi devam ediyoruz. Siz. Ne oldu? Niye? Şarjı bitti. Aa, niye şarja takmadın? Halam burada bak bir sürü şey var. Taktım da şarjı bitti için veriyor böyle. Taktı, şimdi taktın mı? Taktım. Bir kulaklık ikisi dinlemeye çalışıyor şimdi. Normalde Nida da kulaklığını getirmiş de şarjı bitmiş. Yok, telefonu. Tamam biliyorum. Orasını anladım oğlum. Neyse, ne zaman bitiyor dersiniz? Daha bir ders daha var. Hmm. Tamam hadi bakalım. Aylin de yeni uyandı. Buraya gelmiş yatmış, hiç haberim yok. Oy kuzum benim. Gelmiş buraya yatmış. Aylin nerede? Aylin nerede diyoruz biz de. Tuvalete falan gitti sanıyorum. Geldim bir baktım ki Aylin uyumuş burada. Yakup ne yapıyorsun oğlum sen? Bak bak bak, ablası seninle oyun oynamak istiyor. Bu var ya bu. Bu var ya bu. Sen? Haşladığım nohuttan biraz ayırdım. Şöyle soğuyor burada bir kenarda. Ben de videonun başında anlatmıştım size. Instagram'da bir nohut salatası gördüm diye. Çok böyle canım istedi. Hoşuma gitti. Görüntü olarak çok güzeldi. Ama o nohut salatasının içinde soğan, işte soğan vardı. Közlenmiş biber vardı. Maydanoz, nane. Başka bir şey var mıydı? Tam hatırlayamıyorum da, bir de nohut işte. Ben de dedim ki közlenmiş biber falan yok. Şimdi buzlukta var ama buzluktan da çıkarıp eriyene kadar şey olmayacak. Elimdeki malzemelerle kendimce bir nohut salatası yapayım istedim. Ekşili ekşili canım istedi açıkçası. Marulun göbek kısmından birkaç yaprak aldım. Bir tane biber, soğan doğradım bir tane. Maydanoz ve nane. Nohutlarım da orada zaten soğuyor. Soğanı da yine şu kısmını alalım. Şöyle yan yan doğrayacağım. Yani jülyen. Böyle farklı bir salata olacak. Hem öğlen atıştırmalığı olabilir. Bakalım tadından memnun kalacak mıyım? Bence güzel olur diye düşünüyorum. Güzel olursa misafire de yapılır yani, bu böyle beş çaylarına falan olabilir mesela. Bence güzel olur diye düşünüyorum. Marulumuzu da doğrayalım. Ben böyle çeşitli salataları seviyorum. Çeşit çeşit farklı salatalar yapmayı seviyorum. Mesela arpa şehriyesiyle de salata yapıyorlar. Onu hiç denemedim daha. Şimdi marulumu ve maydanozumu doğrayayım. Şöyle sap kısmını alayım. Doğradık. Biber de doğrayacağım. Şurasında küçük bir yarası var biberin. Şimdi ben bunları böyle yaparken gerçekten tadını çok merak ediyorum.
Öğlenleri böyle salata türü atıştırmayı seviyorum ben. Bunun içine mor lahana yakışır mı diye düşünüyorum. Dolaptan çıkardım ama doğrayıp doğramamak arasında kararsız kaldım. Galiba doğramayacağım ya. Yok. Bence mor lahana doğramamalıyım buna. Arzu ederseniz siz doğrayıp bir deneyebilirsiniz ama ben şu an doğramayı düşünmüyorum. Soğanımı ve yeşilliklerimi doğradım. Yavaş yavaş şöyle nohutumu da içine ekleyeceğim ama nohut da çok sıcak şey olmasa bari. Bu kadar nohut yeter herhalde ya. Al bir şey daha koyayım. Al bir şey arttı ama. Şimdi yağını ve ekşisini falan koyayım. Yine her zamanki gibi salatalarımın vazgeçilmezi zeytinyağı. Zeytinyağı koyuyorum. Hem yemeklerime hem salatalarıma her zaman için zeytinyağı. Aytu, o kaçıncı suyu doldurdun annem? Biraz tuz. Nohutun da tuzu var. O yüzden fazla koymadım. Biraz da pul biber koyacağım. Evet, biraz da pul biber koyalım. Şöyle. Buna başka bir şey, nane falan yok. Taze nane doğradık zaten içine. Başka bir şey koyulmaz herhalde. Şimdi bir karıştıralım bakalım. Aa, limon. Bak, en önemli şeyi unuttuk. Limonu da aldım ha. Bakın limon burada yani. Unutuyorum limonu. Ay ay. Bir de şöyle yarım limon sıkayım. İnşallah ben memnun kalırım. Şimdi yiyeceğim. Yiyince size de şeyini söyleyeceğim. Lezzetini. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Görüntü olarak çok güzel görünüyor. Karıştırınca daha bir güzel olacak tabii ki. Sizlere de fikir olmuş olur. Ama tabii öncesinde şu düşen limon çekirdeklerimizi alalım. Bir. Evet, karıştırıyorum bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, çok güzel koktu. Enfes bir koku. Bence görüntü şahane. İştah kabartan bir görüntü var şu anda. Ay ya, çok güzel görünüyor. Evet. Nohut salatam hazır. Güzel bir tabağa alayım şimdi. Tabağımı hazırladım. Ve nohutlarımı, salatamı koyuyorum. Bence harika bir görüntü. Görüntü bu kadar güzelse lezzeti düşünemiyorum. Salatamı aldım, karşınıza geldim bugün. Bugün çay kahve yok elimde. Daha çay canım istiyor, çay da içeceğim ama karnım acıktı. Bu dedim ya, Instagram'da gördüğüm salata tarifini de yapmak istedim diye. Önce dedim bu salatayı bir yapayım, bir yiyeyim. Çocuklara da şimdi bir şeyler hazırlayacağım. Hem de dedim sizlerle paylaşayım bunu. Bakın gerçekten salata çok güzel. Tadına biraz önce bir kaşık aldım baktı. Ama şimdi devamını sizlerle. Gerçekten çok güzel. Harika olmuş. Bence beş çaylarının yanına yapılır. Öğlen atıştırmalığı olarak yenir. Çok tutar yani bu. Ondan sonra
bir çorba yaptın diyelim. Çorbanın yanına da bu şekilde salata yapabiliriz. Ben yaparım artık bunu. Annem. Yakup'a verdim, yemedi. Çocuklar çok seçici oluyorlar. Maalesef ki çocuklar çok seçici oluyor. Biz büyükler her şeyin tadına bakıyoruz. Ama tabii ki biz de çocukken öyleydik. Yani biz öyle ilk defa gördüğümüz bir şeyi ay yok yemem falan yapardık. Ama şimdi büyüyünce yetişkin olduğun zaman hani diyorsun ki hani zehir değil sonuçta diyorsun yani. Bir tadına bakarım diyorsun. Beğenirsem yerim, beğenmezsem yemem diyorsun. Yani öyle düşünüyoruz. Ama çocuklara maalesef bu bakış açısını henüz aşılayamadık. Bu konuda çok dertliyiz biz. Bir dahaki sefere bunun öbür türlüsünü deneyeceğim. Yani marul koymadan kırmızı közlenmiş biber. Yine soğan, maydanoz, nane falan, yeşillik. Canınızı hissediyorsam hakkınızı helal edin. Sizlere tavsiyede bulunmak istedim. Ben bunu gördüm, hoşuma gitti. Zaten görüntüsü güzel olan her şey, emin olun gerçekten lezzeti de güzel oluyor. Tavsiye ediyorum sizlere. Beş çaylarının yanına, misafirin yanına çok güzel ikram olur bence. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Canınız istiyorsa hakkınızı helal edin. Siz de yapın. Evinizde inşallah vardır malzemeleriniz. Sizler de yapın, yiyin. Tavsiye ederim gerçekten de. Hem vitamin deposu hem de çok pratik gerçekten. Çok yani kolay yapımı da. Bir misafire de gayet güzel çıkarılır. Tok da tutar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hakkınızı helal edin. Hoşça kalın.